Bu videomuzda V-Ray materyalleri inceleyeceğiz. Materyal editör penceresini açtığımızda V-Ray materyallere şu bölümden ulaşırız. Bunların hepsi V-Ray materyaldir. İlk inceleyeceğimiz materyal V-Ray materyaldir. Diffuse'u biliyorsunuz, malzemenin renk ve doku kanalıdır. Her malzeme tipinde bulunan ve renkleri gösteren ana kanaldır. Malzemenin, şu malzememizi açalım böyle yan tarafta. Malzemenin rengini ve dokusunu ayarlayabilirsiniz. Roughness ayarı pürüzlülük değeridir. Genelde sert ışık geçişli yüzeyleri vurgulamak için kullanılır. 0 ile 1 arasında değer alır. Tozlu veya kirli görünüm elde etmek için de kullanılır. Reflek malzemenin yansıma kanalıdır. Şunlara biraz ışık verelim. Örneğin bunu bir kutuya attığımızda roughness değerini artırdığımda biraz daha tozlu ve kirli görüntü elde ediyorum. Daha net bir görüntü elde ediyorum. Buna tutar da siz şuradan noise atarsanız daha kirli ve görüntülü bir görüntü elde etmiş oluyorum. Roughness değerini artırdım. Bu şekilde daha kirli ve kirli bir görüntü elde etmiş oluyorum. Reflect bölümü ise malzemenin yansıma kanalıdır. Şuradan arka planda açarsak sanırım etkileri daha iyi görebiliriz. Yansıma olayını siyahtan beyaza doğru şu an yansıma tam açık. Etrafından gelen bütün ışınları yansıtacak. Şu an yansıma tamamen kapalı. Etrafından gelen hiçbir ışığı yansıtmayacaktır. Aradaki değerlerde yarı yansıma gibi düşünebilirsiniz. Ve bu yansımaya siz ekstradan bir renk de verebilirsiniz. Bu siyah beyaz arasında olduğu gibi. Yeşil de verebilirsiniz. Kırmızı da verebilirsiniz. Malzemeye düşen ışık hangi renkte yansıma sağlayacak? Onu belirleyebilirsiniz. Malzemeye çarpan ışık hangi map şeklinde yansıyacak? Onu da belirleyebilirsiniz. Malzemeye çarpan ışık penguen şeklinde yansıyacak gibi. Onu da belirleyebilirsiniz. Burada Fresnel Reflection ayarı aynamsı bir görüntü elde etmek istiyorsanız ona göre seçmeniz gerekir. Şöyle ki örneğin tam yansıma sağlasın istiyorum. Tam yansıma sağlayacak. Ve bu malzememi ben plane'e attım. Render aldım. Bu arada Active Shade açık. Active Shade de alıyor. Biz buna Real Time'a geçelim. Gördüğünüz gibi objemin rengi kırmızı ve tam bir yansıma sağlıyor. Oysa ben burada tam ayna yapmak istiyorum. Onun için Fresnel Reflection'ı kapatıyorum. Render alıyorum. Şu an tam ayna gibi bir yansıma sağlıyorum. Şu an burada bir ayna var. Ve tam bir yansıma sağlıyorum. Malzeme tamamen kendi özelliklerini kaybetmiş oluyor. Şuradan hemen değiştirelim bunu. Bir Advanced'a geçelim. Ve burayı da Production Render ayarlayalım. Evet. Highlight Glossiness varsayılan olarak kilitlidir ve Reflect Glossiness parametresine kilitlidir. Vurgu yansıması anlamına gelir. Malzemenin yansıma alan yerlerinde kısmi alanların ve ışığı net alan alanların daha yüksek bir yansıma elde etmesini sağlar. Buradaki değer arttıkça vurgu alanı artar. Değer azaldıkça vurgu alanı azalır. Bunların hepsini deneyin. Reflection Glossiness yansımanın yayılma alanını belirler. Örneğin bunu biz en iyi kürede görebiliriz. Reflection glossiness'ı azaltıyorum. Gördüğünüz gibi malzemedeki glossiness etkisi daha net görebiliyorum.
ayarı düşük değerler buradaki bu bulanıklaşmış yansımanın kalitesini belirler. Bunların düşük olması kaliteyi azaltır ancak render süresini kısaltır. Yüksek değerler için de tam tersidir. Dış mekanlarda veya kalabalık sahnelerde çok yükseltilmesine gerek yoktur. Var olan değerin katsayılarını kullanmak mantıklıdır. 8 yerine 16, 8 yerine 4, 32 ya da 64 gibi. Use Interpolation, V-Ray bu yansıma kanallarını hesaplarken ön belleğe kullanabilir. Bu seçenek aktif hale getirilirse ön bellek kullanımını devreye sokar. Eğer bilgisayarın RAM miktarı ve işlemci ön belleğe yüksekse kullanılması render işlemini hızlandıracaktır. Dim Distance ayarı aktif hale getirildiğinde yansıma kanalının etkisini belirli bir mesafe sonrasında yok olmasını sağlar. Örneğin buraya 100 santim girdik. Bir tane de ayna yaptık. 100 santimetreden uzaktan bir yerden render alıyorsak aynadaki oluşan olan görüntüyü göremeyeceğizdir. Dim Falloff ayarı ise buradaki Dim Falloff ayarı ise Dim Distance seçeneği aktif hale getirildiğinde etkinin azalarak biteceğini belirleyen ayardır. Örneğin burada dim distance 100 santimetre olarak ayarladık. Üzerine düşen ışıklar 100 santimetre yansıma yapacak, 100 santimetre 100 santimetreden sonra yansıma yapmayacak diye ayarlanmıştır. Dim falloff'u biz buradan 0,5 olarak ayarladığımızda 50 santimetre sonra bu yansıma ışınları yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başlayacak ve tam 100 santimetre sonra yansıma tamamen bitmiş olacak. Effect Channels ayarı ise yansıma kanalının malzemenin hangi renk kanallarını etkileyeceğini belirler. Fresnel Index of Reflection varsayılan olarak kilitlidir. Bu da Index of Reflection yani yansıma endeksidir. Malzemenin karakteristik olarak nasıl bir yansıtma karakterine sahip olacağını belirler. Her zaman müdahale etmeye gerek olmayabilir. Malzeme üzerine daha detaylı bir ayarlama yapmak gerekiyorsa buradaki yansıtma karakterini değiştirebilirsiniz. Değer artarsa objenin diffuse karakteri aynı kalır ancak yansımalar çok daha keskin olur. Değer 1 olursa da yansıma ve diffuse karakteri hiç etkilemez. Aynen ayna görüntüsünde olduğu gibi çalışır. Buradaki maksimum depth ayarı ise ışık objeye çarptıktan sonra kaç kez daha yansıtılacağını belirler. Çok fazla sayıda reflection ve refraction özellikli malzemelerin bulunduğu sahnelerde sonuçların daha doğru görünmesi için yüksek değerler girilebilir. Karşılıklı iki aynada kaç tane iç içe ayna gözükeceğinin ayarı gibi düşünebilirsiniz bunda. Refraction bölümü ışığın kırılma ayarının yapıldığı bölümdür. Optik kırılganlık yani saydamlık ayarının yapıldığı bölümdür. Siyahtan beyaza çekildikçe kırılma oranı artar. Ya da harici bir dosya okutabilirsiniz buradan, map atabilirsiniz. Glossiness kırılmaların keskinliğini belirler. Bunu biraz saydam yapalım. Biraz saydam yapalım. Bir değeri keskin kırılmalar sağlar burada. Gördüğünüz gibi şurada görüyorsunuz. Bir değeri keskin kırılmalar sağlar. Değer düştükçe kırılma bulanıklaşır. Mesela buzlu cam etkisi falan yapmak istiyorsanız buradan glossiness'i düşük değerler tercih edebilirsiniz. Eğer düşük değerlerde böyle şu şekilde olduğu gibi çok noise içeren, grain içeren bir durumla karşılaşırsanız subdivision değerini artırmanız bunun kalitesini artıracağı için render işleminde şu grenleşmiş görüntüden kurtulmuş olursunuz. Subdivision'u biliyorsunuz. Geçiyorum. Use Interpolation ayarı V-Ray kırılma kanalları için ön belleği kullanıp kullanmayacağının ayarı. Aynen buradaki yansıma kanalında olduğu gibi. Effect Shadows bölümü bu refract kanalının oluşturacağı yarı saydam gölgeleri aktif hale getirir. Çok büyük ve mimari sahnelerle çalışıyorsanız kullanmanıza gerek yok. Etki fazla belli olmayacaktır. Kaustik etkisi yaratmak istiyorsanız ve böyle detaylı bir görüntü oluşturmak istiyorsanız kullanımı iyi olacaktır.
Örneğin bir cam masa yaptınız. Bu cam masanın altında, bu cam masanın renginde, camın renginde bir gölge oluşmasını istiyorsunuz. Buradan açarsınız. Ona göre işlemler yaparsınız. Effect Channels bölümünden de kırılma kanalını malzemenin hangi renk kanallarını etkileyeceğini belirlersiniz. Index of Refraction bu kırılma endeksidir. Malzemenin içinden ışık geçerken ne kadar kırılacağını belirler. Bir girerseniz ışık kırılmaya uğramadan direkt geldiği gibi geçer. 1,6 cam için uygundur. Üst kısımlar işte camdan daha koyu, alt kısımlar camdan daha saydam malzemeler için, ışığı kırmayan malzemeler için, ışığı kırmayacak yoğunluktaki malzemeler için tercih edilebilir. Maksimum depth ayarı ise hemen yukarıdaki bahsettiğimiz gibi, ancak burası bu da ışık objeye girdikten sonra obje içinde ilerlerken kaç yüzeye ulaşacağını belirler. Exit Color ayarı ise ışık objenin içine girdiği 5 tane yüzeye ulaştı ve oradan çıkarken hangi renkte çıkacağını buradan ayarlayabilirsiniz. Fog Color ışık saydam malzeme içinden geçerken uğradığı ışığın gücünün azalma rengidir. Genel olarak obje üzerinde bulunan kalın kısımların ince kısımlara kıyasla daha farklı bir saydamlık sunacağı durumlarda kullanılır. Fog Bias, bu fog etkisinin renginin malzemeyi etkileme ayarıdır. Örneğin ince kısımların daha saydam ve kalın kısımların daha opak olması için ya da tam tersini uygulamak için kullanabilirsiniz. Fog Multiplier ise fog etkisinin şiddetidir. Translucency bölümünde yarı saydamlık, yarı geçirgenlik ayarları yapılır. Yarı saydam malzemeler ışık tarafından nasıl etkileneceğini belirler. 4 çeşit seçenek vardır. Yarı saydamlık hesaplaması yapılmaz. Seramik, mermer, lake gibi cilası, ışığı biraz emen malzemeler için kullanılabilir. Işığın malzeme yüzeyinden daha derine işleyebileceği genelde su, sıvı görünümlü malzemeler için kullanılır. İnsan cildi, meyve, sarı saydam, meyve suyu, kirli su gibi malzeme tipleri için kullanılır. V-Ray Translucency ayarlarına hemen bir örnek gösterecek olursak. Örneğin şurası yarı saydam Translucency ile yapılmış. Şuralar yarı saydam Translucency ile yapılmış. Buralar yarı saydam Translucency ile yapılmış. Şunlar yarı saydam translüsensi ile yapılmış. Şu mum translüsensi ile yapılmış. Şuradaki ışığı belirli bir miktar geçiriyor, tamamen geçirmiyor. Buradan da bunun ayarlarını yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Self-illumination, malzemenin kendi kendine yanma yani ışık emisyonu yapması durumunu kontrol eder. Varsayılan siyah renk seçeneği herhangi bir ışık emisyonu sağlamaz. Bir kanal da tanıtabilirsiniz. GI, bu malzemenin kendi kendine yanmasının Global Illumination sistemi devredeyse bu sisteme katılarak GI etkisi yaratır veya yaratmamasını ayarlar. Kısaca etrafını aydınlatıp aydınlatmayacağını, dolaylı aydınlatmaya katılıp katılmayacağını belirler. Multiplier ise bu oluşacak olan ışık emisyonunun şiddetini belirler. Bir sonraki videomuzda V-Ray MTL, V-Ray materyalin BRDF bölümünü inceleyeceğiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.